Herkese merhaba. Artvin TV ekranlarında Sokağın Nabzı programıyla karşınızdayız. Bugün hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi akşam saat 9'dan sonra gelen kısıtlamalarda insanların zamanı nasıl değerlendirdiğini soracağız. Herkese iyi günler. Hafta sonu kısıtlamalarında akşam 9'dan sonra bir defa evde oluyoruz. Kimseyle görüşmemeye dikkat ediyoruz. Mesafemize, maskemize zaten gündüzleyin çok dikkat ediyoruz. İlimizde de zaten sayılar düştü. İnşallah bu kısıtlamalarda önlemleri insanlar hep alıyor. Görüyoruz yani, çünkü sayıları gün gün verileri alıyoruz. İnşallah bu kısıtlamalar böyle biraz daha sürer ve bu memlekette, yani ülkemizde bu sıkıntıyı, bu pandemiyi el birliğiyle atlatacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Gökhan Şentürk. Gökhan Bey, hafta sonu kısıtlamalarını, akşam 9'dan sonra gelen kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bizim için çok iyi oldu. Çok süper oldu. Evde okey atıyoruz milletle. Okey oynuyor sabah akşam. Canımız sıkılmasın diye. Hani yasak olmasa daha iyi olur. Niye iyi olur? Biz esnaf olarak çok mağduruz ya. 6 lira abi kilosu. 6 lira ver. Yesin millet. Ucuzdur abi. Nasıl diyeyim? Mağdur, çok mağdur bıraktılar bizi. Ya tabii milletin elinde değilim mağdur bırakması, ama pandemi olduğu zaman mecbur böyle bazı sıkıntılar çıkıyor. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Yusuf Ali Cevizli Köyü Muhtarı Ali Beyaz. Ali Bey, hafta sonu kısıtlamalarını, akşam 9'dan sonra gelen kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu saatlerde neler yapıyorsunuz? Biz zaten köy yerinde yaşıyoruz. Ama kısıtlama konusundan iyi oluyor. Türkiye açısından da iyi oluyor. İl açısından da iyi oluyor. İyi günler, sizi tanıyabilir miyim? Ben Emir Faruk Demirhan, Artvin Seyitler Köyü'nde ikamet etmekteyim. Emir Bey, hafta sonu kısıtlamalarını, akşam 9'dan sonra gelen kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neler yapıyorsunuz bu saat kısıtlamalarda? Kısıtlamalarda PlayStation oynuyorum. Haricinde yani müzik dinliyorum. İşte evde nasıl vakit geçirebilirsek öyle. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? Emrah Akan. Bey, hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi akşam 9'dan sonra olan kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Genellikle evdeyiz. Evin haricinde köye gidiyoruz. Köyde dışarı çıkabiliyoruz bazen. Diğer türlü de yani evde başka türlü yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Daha ne diyeyim? Başka türlü de yani telefondayız sürekli. Başka bir şey yok. Bilgisayar vesaire, işte oyun şeylerle uğraşıyoruz. Harici günlerinde kısıtlamanın çoğunda zaten çalışıyorum bazen. Sadece pazar günleri evdeyim. Başka da bir şey yok şu anlık. Peki. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? İyi günler, ben Artvin Merkez'den İdris Top. İdris Bey, hafta sonu kısıtlamalarında, akşam 9'dan sonra gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Gelen kısıtlamalarda evimizde oturuyoruz, yapacak bir şey yok. Kısıtlamaya normalde uymak zorundayız zaten. Çünkü bizim sağlık açısından tamamen bize endeksli olan bir sağlığımızdır. Onun için mecburen ona uymak zorundayız. Peki evde neler yapıyorsunuz? Yani bunu biraz... Benim yaptığım iş, ben biraz ceviz işleri yapıyorum, fındık işleri yapıyorum. Onları kırıyorum, pazarlama yapıyorum. O işlerle uğraşıyorum. Tavuğum var, tavukçuluk yapıyorum. Bahçemde 3-5 tane tavuğum var. Ama tabii gündüz öyle gidemiyoruz yasak olduğu için. Diğer günleri değerlendiriyorum, o tavukların yemlemesini. Bu arada işletmede çalışıyorum. Bazı işler oluyor. Yoğunluk var şu anda zaten. Öyle yoğunluk devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Artvinli. Eski esnaflardan. Hafta sonu kısıtlamalarında, gün içinde uygulanan kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nerede fuzuli işler varsa onlarla uğraşıyoruz oyalanma için. İşte şöyle ve böyle vakit dolduruyoruz. Şimdi de yolda. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? Kadir Özbayraklı, emekliyim, işçi emeklisi. Kadir Bey, kısıtlamalar esnasında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla zamanımı eve gidiyorum, yatıyorum. Kalkıyorum, iki tur atıyorum, eve gidiyorum. Başka bir şey yok. Evde neler yapıyorsunuz? Sadece yatıyor musunuz? Evde genellikle gazete okuyorum, kitap okuyorum. Televizyon izliyorum. Başka bir şey yok. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Alparslan. İbrahim Bey, hafta sonu kısıtlamalarını, gün içinde akşam 9'dan sonra gelen kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bu saatlerde? Vallahi çok iyi, evde kalıyoruz. Zaten bizim evimiz müstakil. Yani köy gibi. Yani
yapıyoruz. Evet. Yani iyi iyi oldu. Her şeyler düştü yani bu şeylerde yani. Olabilir. İyi güzel yani böyle. Şeyler önlenmeli iyi yani. Peki çok teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yunus Özdemir. Yunus Bey, 65 yaş üzerisiniz galiba. Size bayağı kısıtlama var yani. Sabah sadece 10 ile 1 arası çıkabiliyorsunuz. Diğer türlü tamamen kısıtlısınız. Otobüslere binemiyorsunuz. Bu zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz evde? Vallahi emekliyiz. Evde işte torunlarla zaman geçiriyoruz yani. Başka bir şey yaptığımız yok. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba. Evet, adım Sevcan Soto. Hafta sonu kısıtlamalarında akşam saat 9'dan sonra neler yapıyorsunuz? Vallahi evde oturuyorum. Şeyde değilse televizyonumu açıyorum, çayımı demliyorum. Güzelcesine yan yatıp aşağı yatıyorum. Yani yapacağım bir şeyimiz yok. Sizi tanıyabilir miyim? İbrahim Bayraktar. İbrahim Bey, hafta sonu gelen kısıtlamalarda, akşamları 9'dan gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamanımız evde televizyon izliyoruz. Oturarak zaman geçiriyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Mustafa Yazgan. Mustafa Bey, hafta içi akşam saat 9'dan sonra hafta sonları gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Boş evde oturuyoruz sadece. Sıkıntı sadece. Başka hiçbir şey yok. Çarşıya inemiyoruz, çarşıya çıkamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Kitlendir. Evde neler yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Boş oturuyoruz işte. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Zafer Akgül. Akgül Giyim'in varisi sayılırım. Zafer Bey, hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi saat 9'dan sonra gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Evdeyiz daha çok. Yani aileyle iç içe geçirmeye başladık. Bir yandan iyi oldu. Yani iş olarak bizi biraz etkiledi bu pandemi süreci hafta sonu için ama aile olarak bağlarımız biraz daha güçlendi. Zeki İnan. Zeki Bey, iyi günler. Hafta sonu kısıtlamalarında hafta içi akşam saat 9'dan sonra gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Ya benim evim bu çarşıya yakın değil, yukarıda Kavkas Sudayı'ndan. Orada malım var, malına uğraşıyorum. Mallarla, onunla zaman geçiriyorum. Evde onlarla ahıra gidiyorum, onlara gayrısı su veriyorum, yiyeceğini veriyorum. Geliyorum eve, çıkıyorum ahıra, işte onlarla zaman geçiriyorum. Benim başka yapacağım bir şeyim yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki, ben Zehra Öner. Zehra Hanım, hafta içi saat 9'dan sonra hafta sonları gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Evde kitap okuyoruz genelde. Bir de oyunlar oynuyoruz sıkılmamak için. Bir de bisiklet falan sürüyoruz bazen dışarı çıkıp evin etrafında. Onun dışında da ailecek oturup konuşabiliyoruz. Bu kadar. Sanırım bu kısıtlamalar aile içinde daha etkili oldu yani iletişimde. Evet, biraz daha etkileşim daha oldu. Eskiden öyle olmuyordu ama şimdi daha etkileşim halindeyiz. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? Şenlik Uğur. Şenlik Bey, yanlış söylemiyorum değil mi? Şenlik Bey, kısıtlamaların kaldırılacağı söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Ne zamana kadar? Yani ne zamana kadar kaldı ya, mesela bugün 15 Ocak'ta kaldırılacağı tartışılıyordu. Bu akşam belki bir şey gelebilir, bildiri gelebilir büyüklerden. Yani neler söyleyeceğim? 1 Şubat itibariyle mekanların açılacağı söyleniliyor. Bence kısmen açılır. Tamamen açılmaz. Bu yasaklar 2022'ye kadar devam eder. Yani bu iş böyle devam etmez. Esnafın durumu belli. Vatandaşın durumu da belli. Bu pandemi sürecinde dayanıcı çare bulmalar lazım. Peki aşılar, yani çare diyorsunuz, aşılar dün başlandı yani aşıların ilk dozu. Ya buna dair neler söyleyeceksiniz? Etkili olacak mı? Ben pek etkili olacağını tahmin etmiyorum. Yani bu şekilde etkili olacağını tahmin etmiyorum. Bu virüs Çin'den geldi. Çin bir an önce hastalığı bitirdi. Neden tekrar dünyaya yayıldı bu? Demek ki bunda bir şey var yani. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler, sizi tanıyabilir miyim? Müfit Sağlam. Kısıtlamaların kaldırılacağı söyleniyor. Buna dair neler söyleyeceksiniz? Kısıtlamaların kalkması herhalde pandeminin bitme noktasına geldik. Sağlık çalışanlarımızın gayreti ve vatandaşın yasaklara uymasından dolayı büyük bir ilerleme kaydedildi. Sağlık Müdürlüğü'nün de güzel çalışmasından dolayı pandeminin bittiğini görüyoruz. Hastanede ve
Sağlık kurullarında gelen hastaya bakıyoruz. Bayağı azalma var. Herhalde şimdiden sonra kısıtlamanın zaten 15'inden sonra da kalkacağı söylentileri var. Bu da doğru bir karar olacağına inanıyoruz. Başka bir sıkıntı yok herhalde. Dün itibariyle de aşıların ilk dozu yapılmaya başlandı. Etkili olur mu sizce? Vallahi aşı vurulan arkadaşlarımızda bir sıkıntı yok şu an. Sağlıkçılar, bir sürü arkadaşımız var. Sıkıntı olmadığını, herhangi bir problem olmadığını ima ediyorlar. İnşallah böyle devam eder. Sizi tanıyabilir miyiz? Şahzade Yazar, emekli öğretmen. Hocam, hafta sonu kısıtlamalarında, gün içinde uygulanan kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi işte gazete, kitap okumakla geçiriyoruz, oturuyoruz. Çok zor. Evet, zor. Yani bir an önce bunun kalkmasını istiyoruz. Tedbirimizi alıyoruz her zaman. O kadar. Çok teşekkür ederim. Bebeğimle birlikte, bebeğim küçük zaten, ben çalışıyorum. Artvin Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Çok korkuyorum zaten pandemiden. Daha yeni işe başladım. Yani herkes benim gibi olsa bu kadar yayılmazdı. Yani bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Esnafım burada. Kuaför işletiyorum. İsminiz? Olgun. Olgun Bey, hafta sonu kısıtlamalarında, akşam saat 9'dan sonra başlayan kısıtlamalarda zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamanımızı nasıl değerlendiriyoruz? Zaten kısıtlıyız. Evden çıkamıyoruz. Evde de ne yapıyoruz? İşte televizyondu. Çili çocuğu olan Çili'yle çocuğuyla ilgileniyor zaten. Yani bunu yapıyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Sosyal medyayı takip etmeye çalışıyor işte. İnternette, telefondur, televizyondur. Bu şekilde. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Eray Aktan, Ardahan'dan. Eray Bey, hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi akşam 9'dan sonra uygulanan kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Vallahi bol bol oturuyoruz, okey oynuyoruz arkadaşlarla. Başka bir şey yapamıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler, sizi tanıyabilir miyim? Ben Mehmet Esen. Mehmet Bey, hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha ben emekliyim, namaz kılıyorum. O şekilde işte evde gayet güzel geçiyor. Bazı programlar izliyorum. Televizyon programları, maç derken zaman geçiyor. Spor. Çok teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? İsmim Sevil Aykalı. Sevil Hanım, hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi akşam saat 9'dan sonra gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Vallahi bir şey yapmıyoruz. Evde oturuyoruz işte. Gündüzleyin mallarımıza bakıyoruz. Ev işi, ev temizliği, o şekilde geçinip gidiyoruz işte. Çok teşekkür ederim. Saat 9'dan sonra gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi genelde %99 evlerdeyiz. Kendi evimizde, gücümüzde uğraşıyoruz yani. Pek fazla çarşı falan çıkmıyoruz. Zaten hani kısıtlama var. Köylüyüz zaten. Köyde kendi işimizle uğraşıyoruz yani. Biz bir gün... Bunu açabilir miyiz, bu işlerinizi? Köyde neler yapıyorsunuz? Ya ben devlet memuruyum. Fazla bir şey yaptığım da yok. Kendi evimde uğraşıyorum işte. Kalorifer yakıyorum. Başka bir işim yok. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Saltuk Burak'ın Kırçiçek. Saltuk Bey, hafta sonu gelen kısıtlamaları, akşam 9'dan sonra uygulanan kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu saatlerde neler yapıyorsunuz? Yani genel olarak evde ailemle vakit geçiriyorum. Film izliyorum, müzik dinliyorum. Onun dışında birazcık okulla ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani gerekli bir kısıtlama bence. Çünkü ister istemez virüs artıyor ve insan sağlığını etkiliyor. Yani bence güzel bir gün ama. İyi günler, sizi tanıyabilir miyim? Ben emekli öğretmen Halil Akman. Halil Bey, hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi akşam gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Genelde belgesel izlerim. Kitap okurum. Başka ailemle beraber otururum. Çay, muhabbet, o şekilde. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? İzzet Solmaz. İzzet Bey, hafta sonu gelen kısıtlamalarda, hafta içi saat 9'dan sonra gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Evde zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben köydeyim. Köyde olduğum için benim kısıtlama pek beni etkilemiyor. Kendi arazımda ineklerim falan var. Orada uğraşıyorum. Ama Artvin'deki olanlar, çarşı içinde olanlar, onlar biraz şey, tabii ki şey çekiyor ama sonuçta işin içinde hastalık var. Hastalık tek bitsin de, isterse bir sene sursun, kimse ölmesin, isterse bir sene sursun, sorun yok yani. Peki böyle hani merkezde oturanlara, kısıtlamaların uygulandığı insanlara köye gelin daha rahat edersiniz diyebilir misiniz? Tabii ki köy zaten şey, benim burada mesela var,
Kendi oğlum var iki tane. Birisi gelemiyor da. Bir tanesi gelmiyor. Gelinim de var. İkisi beraber geliyorlar şey köye. Cumartesi günü. Cuma günü akşamdan geliyor. Pazartesi sabahtan geliyorlar işine. Yani köy başka bir yer. Köyde çarşı yok. Sokak yok. Cadde yok. Kendi bahçende ya da bir kanesi, iki kanesi. Kendi bahçene gidiyorsun. Bahçende çalışıyorsun, uğraşıyorsun. Hani bir de hastalık köyde bir şey yok. Ben Allah'ıma şükür olsun ben köydeyim. Hiçbir şey bana bulaşmadı. Aileme ne kimseye. Bulaşmadı. Çok rahatım yani. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Ben emekli, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli Şemsettin Yıldırım. Şemsettin Bey, haftasının kısıtlamaları var. Akşam saat 9'dan sonra gelen kısıtlamalar var. Bu saatlerde neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutlaki zorlanıyoruz. Yani zorlanıyoruz. Evde kalıyoruz fakat işte evde ne yapabilirsin? Evde emekli insanlar. Bayağı zorlanıyoruz yani. Evde yaptığımız başka bir şey yok. Sokağa çıkma şey yaptığında, kaldırıldığında işte işlerimizi görüyoruz. Hafta sonu da onlarla idare ediyoruz. İyi günler, sizi tanıyabilir miyim? Fevzi Kılınç ismim. Fevzi Bey, uzun bir süredir kısıtlamalara tabi tutulduk. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları var, akşamları sokağa çıkma yasakları var. Siz nasıl geçiriyorsunuz bu zamanları? Yani bizim için bir şekilde geçiyor ama genelde küçük çocuklar için, ortaokulda, ilkokulda çocuklarımız var. Onlar için zor oluyor. Genelde evde çeşitli oyunlar bulmaya çalışıyoruz. Zaten uzaktan eğitimle alakalı çocuklar ekrana kilitlenmiş durumdalar. Dolayısıyla ekran bağımlısı olmasınlar diye alternatif bulmaya çalışıyoruz. Eski oyunları yeniden çıkardık ortaya. Kızma birader, satranç. Satranç eski değil ama bu şekilde evde alternatif bulmaya çalışıyoruz. Genelde evin yakınındaki yerlere çocuklar çıkıyor. Akşamları etkinlik yapılmaya çalışılıyor. Hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi akşam 9'dan sonra uygulanan kısıtlamalarda neler yapıyorsun? Ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Öyle gidiyor zamanım. Sınavlara mı hazırlanıyorsun? Evet. Genelde bebeğim olduğu için zaten normalde de çoğu zaman evdeyim. Kısıtlamalar olunca da hafta sonu tabii ki çıkmıyoruz. Genelde market alışverişine veyahut da ekmek için markete sadece. Onun dışında evdeyiz. Peki yani uzun süredir hiç yapmadınız ama bu pandemiden dolayı işte kısıtlamalardan dolayı yapmaya başladığınız hobiler var mı? Şöyle söyleyeyim, zaten dükkandaydım daha önce kısıtlamalar başlamadan önce. Daha sonra doğum ve bebek olunca mecburen eve kapandım. Hani şu anda ekstra bir yaptığım bir şey yok. Genelde bebeğimle daha çok evde vakit geçiriyoruz. Evlerde biz zaten çalışıyor olduğumuz için eve de özlem duyuyoruz. Evde uzun süre kalmaya. Eksik işlerimizi evde tamamlıyoruz. Boş kalan vakitler olursa onda da televizyon, kitap okuma gibi şeylerle vakit geçiriyoruz. Pandemi çalışan kadınları daha çok vurdu aslında, bu kısıtlamalar da öyle. Evet. Çünkü ev içi yükü de arttı kadınların. Evet. Çünkü evde işte yemek vesaire, evet. Herkes de evde. Bu bir zorluk yaşatıyor mu size? Yaşatıyor. Biz önceden çalıştığımız için dert yanardık biraz. Fakat pandemiyle birlikte eve gidince evdeki işlerin bitmez tükenmez olduğunu gördük. Evde de daha fazla yorulmaya başladık. Biz doğalgaz çalışanı olduğumuz için bizde engel yok. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da çalışıyoruz. Ondan dolayı bizi çok etkilemiyor ama insanların olmaması bizim avantajımıza da normal esnaf için kötü bir durum tabii. Yorucu. Hani konuşuyorum, demin esnaf ziyareti yaptım, arkadaşlarıma uğruyorum. Herkes bunalmış vaziyette. Yasaklar kötü. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi iyi çalışmalar. Mehmet Bey, kısıtlamalar esnasında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evlerdeyiz hepimiz. Neler yapıyorsunuz evlerde? Cuma günü akşamdan kapanıyoruz eve. Pazartesi günü çıkıyoruz. Çok zor süreç tabii. Yani işte evde oturuyoruz. Zaman geçiriyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Sıkıntılı dönem. Ondan sonra dükkana geliyoruz. Pazartesi günü. Dükkanda da malum işler çok kısıttı. Yok, hava soğuk. Hastalıkta millet gelemiyor. Zor bir durumdayız. Esnaf zaten sıkıntılı biliyorsunuz. Öyle ya, öyle zaman geçiriyoruz. Peki daha önceden yapmadığınız ama bu süreçte işte evde olduğunuz zaman yapmaya başladığınız hobiler vesaire var mı? Yok, ben öyle çok fazla hobi falan değil. Kitap okuyorum boş olduğum zaman. Televizyon seyrediyorum, maç seyrediyorum. Evde bazen bir şeylere yardım ediyorum. İşte öyle geçiyor zamanımız. Neler yapıyorum? Genelde günümüz kısıtlama olduğu için evimizde geçiriyoruz ama bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yani gerçekten de hem esnaf olarak hem de kişisel bakımlarımız olsun, kişisel giderlerimiz olsun çok fazla oldukları için biraz rahatsızlık duyuyoruz bu konularda.
Ama halkımızın yine sağlığı için, güvenim için yine de elimizden geldiği kadar evde kalmaya falan çalışıyoruz. Tabii bu durumdan çoğu insan rahatsız oluyor. Sadece esnaf olan değil, sivil halk olan da rahatsız oluyor. İnşallah bir talebimizdir. Allah yüzümüze baka da bu kısıtlamalar falan kaldırırlar. Sağlığımız yerine gelir. Öyle. Bunlar demek istiyorum. İyi günler. Sizi tanıyabilir miyim? Adım Canberk. Öğrenciyim. Canberk Bey, hafta sonu kısıtlamalarında, hafta içi gelen kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamanı çoğunlukla yatarak değerlendiriyorum. Dizi izleyerek falan filan şey yapıyoruz ama artık dizi izleyişimiz de gelmiyor. Açıkçası bıktık her şeyden. Yani yapacak hiçbir şey yok. Kariyer odaklı çalışmaya çalışıyorum. Derslerime falan odaklanıyorum. Okulu bitirmeye uğraşıyorum. Yani böyle ya da arkadaşların yanına, esnaf arkadaşlarımızın yanına uğruyoruz. Bildiğiniz gibi kafeler falan kapalı, yapacak pek bir şey olmuyor. Yine memleketimiz sağ olsun doğası falan güzel olduğu için arada doğaya da çıkıyoruz ama tabii ki yasaklardan dolayı onlar da yapamıyoruz. Genel olarak sıkıcı geçiyor yani tüm zamanımız. Kısıtlamada bol bol yatıyoruz. Yalandan dinleniyoruz işte. Ondan mecburiyetten. Bir ikincisi de cumartesi pazar çok sıkıcı geliyor. 56 saat evde kalmak. Hele ki benim gibi sabah saat 8'de akşam saat 7'ye kadar çalışıp şey yapan, yani adını sen söyle, çalışmaya alışkın bir vücut. Biraz zorlanıyoruz. Fakat ya bu niye bitmedi, niye bitmiyor? Bu aşı şeyi geldi, bize ne zaman gelecek, ne zamanında bilmiyoruz. Bir ikincisi, bunu baştan zaten bizim devletimiz, hükümetimiz şöyle bir yanlışta bulundu bence. Bunu teşke başlar başlamaz bir ay herkesi kapatsalardı. Yani dışarı çıkmak yasak olsaydı, sinek dahi çıkmasaydı. Bunu biz şimdiye kadar çoktan atlatmış olurduk. Fakat bunu yapamadılar. Niye yapmadılar? Yapmak mı istemediler? Onda benim mantığım almıyor. İkincisi, bu esnafız, küçük bir esnafız. Burada yama yapan, paça yapan bir esnafız. Günde 30 lirayla dükkan kapatıyoruz. Dükkan kirasını verelim, elektrik parasını verelim. Yanımızda bir eleman bulundurmak istiyoruz, bazen bulunduruyoruz, onun yemyesini verelim. Şaşırdık kaldık. Yani bu devlet 500 lira kira yardımı, 1000 lira şey yardımı yapacaktı. Ondan da ses seda yok. Efendim sana söylüyorum. Hakikaten küçük esnaf çok zor durumda. Birçoğu da patladı zaten de. Bizim de kiramız biraz ucuz. 10 bin lira, 20 bin lira kira veren adamlar var. Ya bunlar ne yaptı, ne yapıyor? Onu da bilmiyoruz ya. Ya buna bir çare düşünmeleri lazım. Bunu artık ne bileyim. Ben bir reis cumhurbaşkanı yerinde olmuş olsaydım veyahut da bir yetkili bir şey olmuş olsaydım 600 tane milletvekilinin bir ay, üç ay, beş ay, bir sene hatta bir sene maaşını vermezdim. Bu piyasayı biraz rahatlatırdım ya. Onları alıyor 30 bin lira, 20 bin lira. Bir eli yağ da bir eli bal da biz de çay kaşığıyla bir şeyler yemeye çalışıyoruz. Hoş değil ama nasıl yapacağız, ne yapacağız onu da bilmiyorum. Ya şaşırmışız. Satsak satılmıyor, atsak satılmıyor. Dükkan iyi ve bu tırnaklarımı kazıya kazıya bu dükkanı kurdum. Bu vaziyete getirdim. 40 sene ben İstanbul'da konfeksiyon yaptım. Artvin'e geldim, 13 senede burada hizmet verebiliyorum. Birçoğu da memnundur, Allah'a şükürler olsun. Ama şu anda çok kötü durumdayız. Buna bir çare bulmalar lazım. Şimdi Artvin'den iki tane milletvekili gönderdik. Ya hiçbirinden bir tane hayır yok ya. İki tane milletvekili ya. Ya şurada kürsüye çıkıp da diyemiyor ki şöyledir, bizim Artvin'in durumu şudur. Bizim Artvin'in şuna 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 ihtiyacı var diyemiyorlar ya. Bunların elini kolları ağızları mı bağlı acaba, onu da bilemiyorum. Yazıklar, bilmem. Çok üzücü bir olaylar. Velhasıl Allah herkese kolaylık versin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah devletimize zarar ziyan vermesin ama böyle de
yürüyeceğini tahmin etmiyorum. Evdeyiz, yapacak bir zamanımız yok ama iş yerim var. Saat 10'da falan geliyorum, 4'e kadar çalışıyorum. Tekrar eve dönüyoruz, başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Peki gördüğüm kadarıyla hepsi el sanatları yapıyorsunuz. Evde yani kısıtlama esnasında dükkanınız için bir şeyler hazırlıyor musunuz? Yani zaman nasıl geçiyor? Montaj yapabiliyoruz varsa, iş olursa, o da yok zaten. İş yok, çalışıyoruz boş. Ya şimdi koronayla birlikte zaten köyü olanlar için büyük bir avantaj var. Şu bir gerçek ki bu virüs doğanın önemini bize daha çok hatırlatmış oldu. Yani şahsen benim için önemi çok büyük. Ben zaten doğaya karşı çok duyarlı ve saygılı bir insanım ama genel anlamda toplumsal olarak doğanın önemi biraz daha artmış oldu. Biz de zaten köylü bağımız vardı. Daha çok ilişkimiz artmış oldu. Havanın kötü olduğu, köye gidemediğimiz dönemlerde evde zaten rutin işte hani dualar, film izleyerek, kitap okuyarak zaman bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Yani onun dışında da ekstra dediğim gibi köy olanlar için bizim için büyük bir avantaj. Gidip ben yoğunlukla orada geçiyorum. İşte akşamları da zaten 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı başladığı zaman işte zaten kış dönemi biraz daha eve kapanıyoruz. Zaten kapanıyorduk aslında. Bence çok bu yasakların biraz çok göstermelik olduğunu düşünüyorum. Çok kapsamlı, sistematik. Virüste gerçekten mücadele, ben karşıyım anlamda demiyorum. Şu anlamda söylüyorum, sadece akşam 9'dan sonra yasak uygulayarak bu işle mücadele edilemez. Daha kapsamlı toplumsal, insanların eve kapandığı zaman ekonomik hayatı nasıl idame ettireceğim düşüncesi, ekonomik kaygılarını giderecek bir virüs mücadelesine ihtiyaç var. O yüzden zaten kış dönemi, hava buralarda erken kapanıyor. İnsanlar zaten yoğunlukta eve kapanıyordu. Bizim de öyle oldu zaten. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Nizamettin Can Gülenç. Nizamettin Bey, hafta sonları kısıtlamalarında, hafta içi saat 9'dan sonra başlayan kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim kendi hayvanlarım olduğu için güveç bağım, onlarla uğraşıyorum, onlar falan açıyorum. Onun dışında da ders çalışıyorum, sınavlarım falan oluyor. O şekilde. İyi günler, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, Uğur Karakuş ben. Uğur Bey, hafta sonu kısıtlamalarında neler yapıyorsunuz? Yani köyümüze, toprağımıza gidiyoruz aslında. Biraz da vesile oldu bu yasaklar. Kendimize biraz vakit ayırmaya çalışıyoruz. Toprağımıza uğraşmaya çalışıyoruz. Özellikle yazın, baharda biraz böyle geçti. Bir taraftan da insanlar sıkılıyor tabii. Mutsuzluk seviyesi artıyor insanların. Esnaf olanlar iş yapamıyorlar. Evet, bir kısıtlama uygulanması gerekiyor salgının önüne geçebilmesi için ama bu sadece belli bir kesime uygulanıyor. Yani insanlar çalışıyor, çalışmak zorunda olanlar işine devam ediyor. Onlara bir uygulama yapılmıyor. Onların hayatı daha aslında riskli durumda bu durumda. Bu da salgının önüne geçilememesine sebebiyet veriyor. Aslında böyle sınırlı kısıtlama uygulayarak aslında salgının devam etmesini de bir şekilde sağlıyorlar. Bunun aslında önüne geçilmesi lazım. Bu şekilde belki çok daha uzun bir vadeye yayılacak bu salgın. Hani daha uzun kısıtlamalar yapılabilir. Belli sürede atlatılabilir. Böyle şu an yayılıyor bu salgın. Böyle düşünüyorum ben en azından. Tabii bu bir şekilde bir uygulama da yapılması lazım. Bunu destekliyoruz ama şu anki uygulama bu salgını aslında o süresini uzatıyor. Yani aşı da yapılamıyor belli bir miktar dışında. O yüzden şu an insanların mutsuzluk seviyesi artıyor. İş yapamıyor insanlar. Ekonomik anlamda ciddi çöküntüler oluyor. Bunun sosyolojik yıkıntılarıyla da karşılaşacağız mutlaka. Aile içi şiddetler artıyor. Boşanmalar artıyor vesaire. Bu kısıtlamaların böyle yan etkileri de oluyor. Yani şimdi bu yasakların gelmesi bir taraftan güzel bir şey, bir taraftan kötü bir şey. Ya aslında böyle yasaklar gelecekse halkın ihtiyaçlarına giderilmesi gerekiyor. Sırf yasakla olacak bir iş değil. Böyle düşünüyorum. Peki kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Yani evde nasıl zaman geçiriyorsunuz? Ya ben de öğrenciyim. İşte sınav haftam geldi, işte ders çalışıyorum. Ekstra olarak işte film izliyorum, kitap okuyorum. Yani evde nasıl zaman geçirirse onlar yapmaya çalışıyorum. Peki, yani daha önceden yapmadığınız ama böyle kısıtlamalarla beraber başladığınız zaman geçirmek için uğraşlar var mı, hobiler var mı? Ya bundan önce hiç mutfakta, yani mutfağa girmiyordum. İşte bununla birlikte anneme yardım etmeye başladım işte. Yeni pastalar yapmayı, işte yemek yapmayı öğrendim. Bunu diyebilirim. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hoşgül Ayık. Hafta sonu kısıtlamalarını, hafta içi gelen kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu saatlerde neler yapıyorsunuz? Evde zaman nasıl geçiyor? Evde pek durmuyorum. Köyüm var Allah'a şükür.
Onun için köye gidiyorum, bahara hazırlık yapıyorum, bağ bahçe işleriyle zaman geçiriyorum yani. Fazla kısıtlama hissetmedik yani. Genel olarak var, esnaf olarak bazı sıkıntılarımız var ama kişi olarak yani fazla bir sıkıntı yaşamadık Allah'a şükür. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, İbrahim Kaya. İbrahim Bey, hafta sonu kısıtlamalarında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatmakla. Nasıl olacak? Genellikle yatmakla. Evde biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Evdeyiz. Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Sedat Köksal. Sedat Bey, kısıtlamalarda zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatmakla. Ben tek tabanca yaşıyorum. Evimde tekim. Kafa yemek üzerindeyim. Başka yapacak bir şeyim yok. Hiçbir iş hani şey olarak yapamıyorum. Evde bir televizyona baka televizyon kolik oldum. Hani aklı dengemiz arasında bir gidip girmeye başladı yani. Yeni başladı. Bizde başka bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi pekala bunu Cumhurbaşkanımız Mart'ın 15'inde açacağız diyormuş. Ne kadar doğrudur onu da bilemiyoruz. Hani inşallah açarlar. Yoksa mesela bu kadar düştü, iğne geldi, vuruldular. Nasıl olacak? Orası yukarıkiler bilir. Yönetim bilir. Devletimiz bilir. Bize yapacak. Bu kadar başka bir şey kalmadı. Bağım bahçem var, çalışıyorum. Ev içinde. Bağ bahçede çalışarak zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Kolay gelsin, sizi tanıyabilir miyiz? Murat Özgüçerlikaya. Murat Bey, kısıtlamalarda neler yapıyorsunuz? Zamanınız nasıl geçiyor? Kısıtlamalarda evde oluyoruz genellikle. Hayvanlarla uğraşıyorum. Annemle babamla beraber, çocuklarımla beraber oluyorum. Bağım bahçem var. Namazında da oturuyorum. Gayet iyi. Bizim orada bir sıkıntı yok ama çarşıya çıkamıyoruz. Markete gidemiyoruz. Bizim orada güzel geçiyor ama buradaki oturan arkadaşlar için daha sıkıntılı, daha zor bir şey aşamadan geçiyoruz. İnşallah daha güzel olmasını bekliyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Artvin Sarıbudak Köyü'nden Halit Beken. Artvin'de gördüğünüz gibi ayakkabı tamircisiyim. Dayımdan kalan mesleği sürdürüyorum. Köyden genellikle köyden geziyorum. Yani evim burada var ama köyde oturuyorum. Şu pandemi dönemi köy daha ilaç gibi geldi bana. Boş zamanlarımı orada değerlendiriyorum, hafta sonlarını. Bol oksijen, stresten uzak. Herkese öyle köy olanlara tavsiye ederim. Biraz karı dirdiri oluyor ama artık onu pandemide artık biraz katlanacaksın. Saz çalıyorum. Saz çalmamı biraz ilerletiyorum. Kendim öyle eğleniyorum. Güzel hafta sonum oluyor. Memnunum. Yani böyle korona olmasa da iki gün tatil olsa. Mesela evde tatil olsa. Çoluk çocuk bir araya geliyoruz işte. Birbirlerimizi görme, konuşma şeyi biraz daha oluyor. Tabii mesafe çerçevesinde. Biraz daha kaynaşma oluyor. Onlardan uzak kaldığımız günleri telafi ediyoruz. Böyle geçiyor işte günlerimiz. İnşallah bu virüsü atlatırız. Halkımız, milletimiz çok basit alıyor. Kurallara uymadığımız için uzun sürdü bu iş. Mesela köylerde genellikle böyle bir sık hastalık veya virüse yakalananın şehire göre daha az. Bunun sebebi de doğa, temiz hava. Demek ki bunlara dikkat etmiş olsak idik. Daha tez zamanda atlatırdık. Ta özgürlüğümüze kısa zamanda kavuşurduk. Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum. Sağlığımız için, çevrenin sağlığı için, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, kaybettiklerimiz oluyor. Üzülmemek elde değil. İnşallah atlatırız. Çok teşekkür ederiz. Siz de sağ olun. Ülke olarak, il olarak, köy olarak, şahsım olarak inşallah tez zamanda bundan kurtuluruz. Eski hayatımıza döneriz.
Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Rasim Acar, esnafım burada. Berberlik yapıyoruz. Rasim Bey, kısıtlamaları nasıl geçiriyorsunuz? Kısıtlamalar, genelde cumartesi pazar evde oluyoruz. İşte annem, yaşlı annem babam var. Onlara bakmakla yükümlüyüz, bakıyoruz. O da adını sen söyle, sobasıdır, odun kırmasıdır. İşte bahçede, bağ bahçe işlerle de uğraşıyoruz. İnşallah tez zamanda bu salgın hastalık biter de kurtarız bu işte. Kısıtlamalarda çalışıyoruz yani, çalışma saatlerinde. Hafta sonu da evden dışarı çıkmıyoruz. Evde işte zamanınız nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Evde de bol bol yemek, televizyon seyretme işlemleri yapıyoruz. Herhangi bir şey lazımsa dışarı çıkıp, aynı devletin söylediği gibi süpermarketlerden alışveriş edip eve gidiyoruz.